Yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkanlarım, efendim, Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de son derece güzel bir konuşma yaptı. Hatay'ın özelliklerini, tarihini, kültürünü, yemeklerini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Tarih konusunda gerçekten de Hatay'ın bir kadim kent olduğunu, sadece Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla inançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi Hatay. Bizi davet etti Sayın Başkan. İnşallah geliriz. Yarın sabah ne olacağını bilmediğimiz için. Ama inşallah ayın 1'inde 1 Nisan'da bir şey olmaz. Hatay'da buluşuruz. Hatay'da olmak, Hatay kültürünü teneffüs etmek, yemeklerini tatmak, yaptığınız çalışmaları yerinde görmek elbette bizim için de son derece değerli. Sayın Başkan, 900 bin Suriyeli'ye de ayrıca baktıklarını ifade ettim. Ve Suriye'de yaşanan dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkanım, şöyle bir sözümüz var. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler. Kendi topraklarında, babalarının, dedelerinin, atalarının topraklarında üretmek isteyeceklerdir, çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız inşallah. Ve göreceksiniz, Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak. İhracat merkezi aynı zamanda Orta Doğu'ya açılan kapı, aynı zamanda olağanüstü bir ovası var. Aynı zamanda güzel nehri var. Tarihi, coğrafyası, akarsuları, deniziyle olağanüstü güzel zenginliği var. Kısaca bir şeyden daha söz edip sözlerimi bitireyim. Sayın Başkan, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına, 1918'lere ve o yıllarda bölgede, Orta Doğu'da olup bitene de kısmen değindim. Okuduğum ve bildiğim kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le saray arasında, yani imparatorluğun sarayı arasında, İstanbul arasındaki ihtilaf, daha doğrusu uyuşmazlık önce İskender'in konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun'dan Orta Doğu'ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal o dönem görevlidir Suriye'de ve talimat gelmiştir. Askerler, İngiliz askerleri oradan Orta Doğu'ya geçeceklerdir diye. Gazi bunu kabul etmez ve sarayı tekrar uyarır. Der ki buradan geçecekler ama bu Hatay'ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir. Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir. Hayır, buna izin vereceksiniz diye. Ve Atatürk o talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay'ın böyle bir özelliği daha var. Hatay'ın korunması aslında daha çok eskilerde, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan çok önce Mustafa Kemal'in kafasında zaten vardır. Dolayısıyla Hatay'ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı içinde, bir anlayış içinde, bir hukuk sistemi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır. Bu bizim tarihimiz açısından da, dünya tarihi açısından da son derece değerlidir. Efendim, Cumhuriyet'e sahip çıkmamız konusunda
beni ve sayın genel başkanlarımızı da bir anlamda göreve çağırdınız. Dediniz ki Ankara'dasınız, cumhuriyetimize hep beraber sahip çıkalım. Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkalım, onun devrimlerine sahip çıkalım. Şu sözü hep beraber veriyoruz aslında. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Zaten demokrasiyle taşlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir. Beraber bu ülkede huzuru, bu ülkede barışı, bu ülkede kardeşliği, bu ülkede inançlara saygıyı, kültürlere saygıyı, kimliklere saygıyı hep beraber inşallah büyüteceğiz ve yeşerteceğiz. Bunu inşallah önümüzdeki süreç içinde Nisan ayında gelir tekrar Hatay'da dillendiririz. Efendim, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de Hatay için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor sayın genel başkanlarım. Gerçekten çalışıyor, üretiyor ve bu Expo'nun Hatay'a gelmesi aslında başlı başına olağanüstü güzel bir olay. Katkısı dolayısıyla da sizlerin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun efendim.